bizim için zor bir gece oldu. İlk yarıda aslında maçtan önceki söylemlerimde tecrübeli bir takıma karşı oynayacağımız, her ne kadar sıralama olarak istediği yerde olmasa da bireysel anlamda baktığınız zaman çok tecrübeli bir takıma karşı oynayacağımızı söylemiştik. İlk oyunun ilk yarının ilk bölümünde beklentilerin altındaydık ama ilk yarının ikinci bölümünde golü bulduktan sonra ve daha sonraki dakikalarda doğru işler yaptığımızı düşünüyorum saha içerisinde ve saha içerisinde zaman zaman yaptığımız çok basit hatalar var. Bunu ikinci yarı olarak değerlendirmek istiyorum. Öne geçtiğimiz bir maçta tam bizim lehimize dönecekken bir kırmızı kart hakikaten oyunun dengelerimizi bozdu. Futbol her maçın farklı bir hikayesi var. Futbolun içerisinde çok detaylar da var. Detaylara baktığınız zaman da ikinci yarı hakikaten çok canımız yanan bir 45 dakika olduğunu söylemek gerekiyor. Sadece sonuç olarak değil, iki kırmızı kart, bir tane sarı kartlı oyuncumuz ve üç tane cezalı oyuncumuz da bu hafta Giresun deplasmanına gideceğiz. Maalesef kazanmak isteyeceğimiz bir maçta bardağın dolu tarafından bakmak gerekiyor. Bardağın dolu tarafı da 9 kişiyle oynayan bir takım 15-20 dakikalık süre içerisinde verdiği olağanüstü mücadele. Bu anlamda oyuncularımı kutluyorum. Tabii ki hedefe giderken biraz daha kırmızı kartlarda dikkat etmemiz gerekiyor ama şunu da belirtmek lazım. Çok genç bir hakem, hedefe giden bir takımın maçında amaç nedir? Onu da tamam verelim, genç hakemleri verelim, çekinmeden, korkmadan verelim. Kırmızı kartlar doğru diyoruz. Peki penaltılar? Penaltılarla ilgili ne yapacağız? Penaltılar da var. Onları da konuşmak gerekiyor. Yapacak bir şey yok. Zorluklar içerisinde geçen bir ikinci 45 dakika. Zaten hedefe giderken de öyle kolay yollardan kimse sizi hedefe göndermez. Zaman zaman çetin yollardan da geçeceğiz. Bugün ikinci yarıdaki mücadeleye baktığınız zaman ben oyuncularımı kutluyorum. Aslanlar gibi mücadele ettiler. Belki bu bir puanın değerini önümüzdeki haftalarda hep beraber anlayacağımızı düşünüyorum. Bir kez daha oyuncularımı kutluyorum. Rakibe bundan sonraki haftalarda başarılar diliyorum. Önümde Mustafa Duran bir pozisyonu vardı. Aynı Nadir'in pozisyonuna benzer bir pozisyon. Dedim hareket aynı hareket. O da dedim faulde kendini atmaya çalıştı. Nadir'in doğru tamam. Kandırmaya yönelik ikinci sarı kart, kırmızı kart. Mustafa'nın da pozisyonu aynı dedim. Hocam doğrudur dedi. O pozisyonu gördüm dedi. Orada da kart vermem gerekiyor dedi. O benim hatam dedi. O senin hatan. Burası bizim hata. Bizim canımız yanıyor. O zaman onu da görmen gerekiyor. Şimdi hakemlerle ilgili hakikaten bütün röportajlarıma bakın. Hakemlerle ilgili hiçbir zaman olumsuz bir görüş belirtmedim. Ama biraz daha dikkat etmek gerekiyor. Yani hakem kurullarının da böylesine 8 haftalık süre içerisinde hedefe giden takımların maçlarına daha deneyimli hakemler olabilir mi? Fazlasıyla olabilir. O anlamda biraz daha dikkat edilmesi gerekiyor. Bir şey de söylemek istemiyorum. Genç bir hakem. Hani ülke olarak gençlere karşı bir sempatimiz var. Allah da yolunu açık etsin. Kırmızı kartlardaki rahatlığı açıkçası penaltı pozisyonlarında göremedim. Bir şey söylesek zaten bundan sonraki süreçte ceza alırız. Onun için 7 haftalık süreyi en iyi şekilde, sabırlı bir şekilde devam ettirip yolumuza emin adımlarla devam etmek istiyoruz. Başka sorusu var? Hala. Hocam maçın önüne geçen bir hakem, bunun yanında kırmızı kartları çok doğru bulduğunuzu ifade ettiniz. Bu söyle, buna cevaben oyuncularımıza tabii ki burada daha dikkatli olması gerekiyor. Şimdi bu haftalar hatanın kaldıramayacağı hatalar, yani haftalar. Şimdi Nadir'in de dikkat etmesi gerekiyordu. Selçuk herhalde sarı kart gördü ama şimdi o sıcaklıkta oyunculara da çok fazla yüklenmek istemiyorum. Tabii ki profesyonellikte daha dikkatli olması gerektiğiyle ilgili Selçuk'un pozisyonunda artık bir yerden sonra da insan, sonuçta insanız. O da tepki verebiliyor. Ama Nadir'in pozisyonunda dikkat etmesi gerekiyordu. Keza Jailton'un daha önce bir pozisyonu vardı. O pozisyona penaltı çalmayınca oyuncu da ister istemez sinirleniyor. Ama şu sonuç olarak sabır, evet daha biraz daha sabırlı olmamız gerekiyor. O anlamda oyuncuları uyarmamız gerekiyor tabii ki ama o sabrı hakimin de göstermesi gerekiyor. Yani bize karşı onun da biraz daha sabırlı olması gerekiyor. Yani bu o maçı buraya getiren, evet oyuncuların kırmızı kartla ilgili bir şey söylemiyoruz. Ama o penaltı pozisyonlarında, iki tane penaltı pozisyonu. Şimdi ben tabii ki televizyondan izlemedim ama izleyenlerin söylediği şey kırmızı kartlar doğru. O anlamda bir şey demiyoruz. O penaltıları vermeyince de ister istemez oyuncu da saha içerisinde zaman zaman sinirlerine hakim olamıyor. Bu anlamda uyaracağız.
Ama burada hakimin de uyarılması gerekiyor. O da öz eleştirisini yapacak kendi içinde. Seçimlerde Levent'ten oynanan bir maçta oyuncuları sahaya Anadolu Ajansı'nın komisyonu üçüncü yönetici Cahit Pankaj'la çıktı. Taraftar nasıl bu durumu tepki gösterdi? Durumu nasıl değerlendirirsiniz? Anlamadım yani ne sorduğunuzu, olayın çok da ne söylediğinizi anlamadım ama şu andaki benim gidişatı, benim düşüncem tamamen Gençler Birliği takımı limana yanaştırmaktır. Kimin neye tepki verdiğimi, kimin neye tepki gösterdiği beni çok fazla ilgilendirmez. Ben milliyetçi bir insanım, ülkemi de seviyorum. Ama onu kimler tepki gösterdiyse onlara sormanız gerekiyor. Son sorumuz. Hocam, milli maç parası kayıpsız girmez milli maça araya. Milli maç parasında yeterince bunu sağlanıyor teknik oyuncu kadrosu. Herhalde bundan sonraki süreci belirleyecek olduğu milli maç arasındaki uyum olacaktır. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Milli maçların öncesi ve sonrası kolay olmuyor. Daha önceki milli maçlarında aralarına baktığınız zaman takım puan kaybı yaşadı. Ya öncesinde yaşadı ya da sonrasında puan kaybı yaşadı. Uyum, eğer bu takım uyumlu olmasaydı 9 kişi de bu maçı kazanamazdı arkadaşlar. Dışarıdan görünen şey farklıdır. Saha içerisinde oyuncuların gösterdiği mücadele farklıdır. Öyle bir nabızlar var ki 190 nabızla oynadığınız zaman 9 kişi falan çok kolay işler değildir bunlar. Takımın fiziksel anlamda da güçlü olmasını zaten bu puanı da almanız mümkün değil. 9 kişi kaldınız 20 dakikalık süre içerisinde. Uyum biraz daha yapılabilir mi? Yapılabilir ama şunu söyleyeyim. Yani insanların da kafasında işte Gençler Birliği iyi takım, iyi takım, iyi takım. Tamam iyi bir takımız ama şunu da belirtmek lazım. Şu, ekibe yani oyuncularıma bir kere bir oyun mantalitemiz var. Oyun şablonumuz var. O anlamda oyuncularım geçişleri çok doğru yapması gerektiğiyle geldiğimiz günden itibaren o geçişlerle ilgili çalışmalarımız var. Doğru da yapıyorlar. Yani bugünkü maça baktığınız zaman zaten 1-0 öndesiniz. İkinci yarı tamamen oyun lehimize gelişecek. Böylesine basit 48. dakikada yediğiniz kırmızı karttan sonra dengeler tabii ki bozuluyor saha içerisinde. O dengeleri de işte maalesef yerine oturtmak kolay olmuyor. 10 kişi kalıyorsunuz. Arkasından 9 kişi kaldığınız zaman tamamen hem ne taktiksel anlamda ne de diziliş anlamında oyun içerisinde sıkıntılar yaşanabiliyor. Ama şunu belirteyim, daha iyi olabilir miyiz? Tabii ki olabiliriz. Yani her zaman en iyisini istememiz gerekiyor. Şimdi zor bir deplasman, Giresun deplasmanı ve cezalı oyuncularımız da var. Şampiyonluklara ulaşmak çok kolay değil arkadaşlar. Öyle şampiyonluk kelimesini yaşamak da öyle çok kolay işler değil. Oraya giderken cefa çekeceksiniz, sıkıntı yaşayacaksınız, acı çekeceksiniz. Tıpkı bugünkü maçta çektiğimiz gibi, 9 kişiyle çektiğimiz gibi. Yani insanların böyle bir düşüncesi var. Gençler Birliği takımı şampiyon olur, şudur budur. Evet istiyoruz da o işler o kadar söylendiği gibi de basit işler değil. Ben o konuda fazlasıyla deneyim yaşayan bir insanım. Biz mücadelemizi yapacağız. Biz bütünlüğümüzü kaybetmeyeceğiz. Biz birbirimize inanacağız. İnandığımız zaman da inşallah bu büyük camiayı limana sağlıklı bir şekilde yanaştırmaya çalışacağız. Teşekkür ediyorum. İyi akşamlar. Tabii buraya gelirken mutlaka puan almamız gerektiğini ama tabii ki Gençler Birliği 54 puanla avarajla birinci, ikinci sıradalar Denizli Spor'la. Her şeye rağmen buradan lige tutunmak adına, ilk altının içinde playoff'u tutunmak adına mutlaka puan almamız lazımdı. Maçtan önce böyleydi ama maçın gidişatına baktığınız zaman Gençler Birliği çok güzel bir gol attı. Öncesinde biz çok net gol kaçırıp arkasından aynı dakika içerisinde gol yedik. Devre arasına böyle girdik. Oyuncularıma tekrar kafanızı kaldırıp biz buradan puan alırız, hatta yeneriz dedim. İkinci yarı tabii ki Gençler Birliği de eksik kalınca mutlaka şu anda çok üzgünüm. Mutlaka kazanmamız lazımdı. Gol yapmamız lazım. Bir galip gelecek pozisyonları da ürettik. Ama Gençler Birliği oldukça iyi direndi. Tebrik ediyorum onları da. Bizim için bundan sonraki süreçte her maçı kazanmak, kazanmak için oynamak. Bugün olduğu gibi. Teşekkür ederim. Hocam, hakem hakkında ne düşünüyorsunuz? Hakem hakkında ne düşünüyorum? İki tarafa da hatalar yaptı ama sonuca etki yapacak hata yaptığını bizi maçtan önce penaltı pozisyonumuz vardı golden önce Gençler Birliği'nin. Penaltı olmadığını söyledi. Rakipten sonra eline çarptığını söyledi. O yüzden penaltı olmadığını söyledi. Onun dışında tabii ki canın yanan biraz daha fazla bizim de canımız yandı. Sonuçta bu hakemlerle oynuyoruz. Bundan önceki maçlarımda da benim iki tane kırmızı kart gördüm. Elazığspor'da çalıştığım dönemde Çağdaş Hoca benim takımıma iki tane kırmızı kart gösterdi. 5-0 kaybettim maçı. Antep Belediye maçıydı. Antep Gazişehir maçıydı.
Oluyor hakem ama bence kandırmaya yönelik penaltı pozisyonlarında normal sarı karttı bunlar. Onun öncesindekiler de normal sarı karttı diye düşünüyorum. Ben hakem değilim ama tabii canın yanan biraz daha fazla ağlıyor. Şu anda söyleyecek çok fazla bir şey yok. Hakemler, bunlar bizim hakemlerimiz. Bizim hocalarımız, bizim oyuncularımız, bizim basınımızsınız. Başka yapacak bir şey yok. Hep beraberiz havuzda.